Ahmet, Mehmet, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Mehmet Bey, Mehmet Öz, mesela televizyonlarda çok tanınmış, çok meşhur bir insan olduğu için diyor ki mesela acı çehre zayıflatır diyor. Acı çehre nedir? Meyve. Bu meyve ishal yapar, zayıflatmaz. Kullanan kişi ilk 6 hafta 2-3 kilo verince diyor ki ben zayıflattım. Bir de bu bağırsakların bu şekilde çalıştırılması da sağlıklı değil, değil mi? Tabii tabii, o sürekli kullanmak iyi değil. Sonra birkaç ay sonra zayıflamadığını fark ediyor, bırakıyor. Öyle bir furya başlıyor, 2-3 ay millet bundan bazı açık gözle para kazanıyor. Acı çehrenin zayıflatmadığı ortaya çıktı. Arkasından acai çıktı. Bu da bir meyve. Amerika'da yetişir. Zayıflatır dediler. Halbuki %98 karbonhidrat, yani şeker, fruktoz içerir. Bu da zayıflatmadı, anlaşıldı. Fakat para kazananlar kazandı. Arkasından ahududu modası yayıldı. Yine Amerika'dan bu salgın hastalık gibi 3-4 ayda bir yeni ürün çıkıyor. Bana dediler ki ahududu sizde var mı? Yok. Neden yok? Çünkü şeker zayıflatmaz. İyi, tamam. İnsanlar aldı, kullandı, zayıflatmadığını gördüler. Daha sonra ne çıktı? Altın çilek furyası başladı. Evet. O dönemde zayıflatır, zayıflatır, zayıflatır. Ya zayıflatmaz çünkü içerisindeki şeker %98'e varan karbonhidrattır bu. Yani şekerdir. Şekere dönüşür. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Dedi ki bana bir iki doktor, ya fark etmez, biz köşe dönelim, furya. Bu böyle 2-3 ay devam eder, para kazanalım. Dedim haramdan gelen parayla helal iş yapılmaz. Ben bu işte diyorum, isteyen yapsın. Doğruyu söyleyeceksin. Dediler ki bana, sen yapmazsan da bizim için üret, fason biz satalım. Yok, o işte diyorum dedim. Ne oldu? Bazı ölüm vakaları oldu. Şimdi vatandaş diyor ki altın çilekten öldü. Altın çilekten ölmüyor insanlar. Altın çileğin içine katılan kimyasaldan ölüyor. Altın çilek ne öldürür? Ne yaşatır? Meyve. Şeker, meyve bu. Her zaman yenilen, bilinen bir şey. Zararı yok. Faydalı bir meyve. Ama zayıflatıcı özelliği yok. İşte dediler ki bitki bilimciler, herbalistler adam öldürdü. Bitki bilimci değil ki bunu yapan. Doktor. Doktor bitkisel diye kimyasal satıyor. Dese ki ben sibutramine satıyorum. İçinde kimya var. Zayıflatır ama kalbinize zarar verir. Ölüme sebep olabilir dese, doğru söylese kimse almaz. Dikkat eder, evet, insanlar. Değil mi? Çünkü içinde sibutramine olan her şey kalp ritmini bozuyor. Bu sırt çantasıyla sürekli bir kişi hafif tempoyla koşsa ne olur? Ne kadar koşabilir? Günlerce koşabilir mi? Koşamaz. Yok. Ama işte bunun gibi ayarı bozuyor, kalbin ayarını bozuyor. Nabzı 70 ise, 80 ise çıkıyor 90'a, 100'e. Sürekli bu tempoyla kalp çalışırsa ne olur? İflas eder. Ölüm vakaları oldu. Kimler suçlu bulundu? Bitki bilimciler. Ne ilgisi var? Bunu yapan doktor. Sibutramine katıyor. Bitkisel diye satıyor. Yani sahtekarlığı yapan doktor. İçerisindeki kimyasallar bunu kimyasal yapıyor. Yani doktorların %98'ini tenzih ederiz. Yapan 1-2 kişidir. Değil mi? Aslında doktorluğu hemen iptal edilmesi lazım bunu yapan kişinin. Muhakkak da dünyada böyle bir salgın hastalık başlatıyor. Bir şey oluyordur. Bir salgın hastalık başlatıyor. Arkasından furya bütün dünyaya yayılıyor. Arkasından ne çıktı? Afrika mangosu. bir hastalık. Ben onu kaçırmışım. Ya tabii çok meşhur, çok yayıldı. İlk çıktığı zamanlar bir kutusu 150 liraydı. Sonra düştü 19 liraya. Aylar sonra bir yıl dalgalandı bu yani dünyada. Bana dediler ki sen Afrika mangosu niye üretmiyorsun? Üretmiyorum çünkü meyve. Zayıflatmıyor dediniz. Yenir, güzel, tatlı, güzel bir meyve ama zayıflatmaz. Çünkü çok yüksek oranda fruktoz, şeker içerir. Çok fazla yenmesi de iyi değil. Kilo aldırır. Neden o zaman bunlar bu reklamı yapıyor? Çünkü içerisine sibutramine katıyor. Yani bunu yapan da yine doktor, kimyasal. Bitki uzmanı değil. Bitki uzmanı değil bunu yapan. Doktor. Yine Amerika'dan böyle dalga dalga oradan bir başlıyor reklam, dünyaya yayılıyor. Bunu yapan da dünyanın en meşhur doktoru maşallah. Yapmaması gereken şeyler yapıyor. Birkaç böyle büyük holdingle çalışıyor. Amerikan hükümetinin, ABD'de hükümet sözcüsü bu milyar dolarlık dolandırıcılık dedi. Milyar dolarlık dolandırıcılık. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümeti dahi olayın üzerine gidemedi. Neden? Arkada çok büyük holdingler var. Bu işten çok para kazananlar olduğu için bunu şu doktor yaptı da diyemiyorlar. Yani o kadar büyük iş. Afrika Mangosu'da... Peki biz nasıl zayıflayacağız? Afrika Mangosu'da zayıflatmada ortaya çıktı. Sonra şimdi yeşil kahve modası başladı. Yeşil kahve zayıflatır, zayıflatır. Sürekli televizyonlarda. Ben de bir deneyim dedim. Biz hatta marka tescilini de yaptırdım. Önce ama deneyim bakayım. Ben zayıflamayınca dedim, sitesini de yaptık, ürün de ürettik ama satmadan dedim hepsini çöpe atın. Zararı neyse ne olsun. Hepsini ben çöpe. Zayıflamadım. Ben, bana faydası olmadıysa kimse faydası olmamıştır, olmaz da. Marka tescilini dahi yaptırdım fakat ne yaptım? Faydası olmadığı için çöp. Siteyi de. Yani bu bir hastalık. Amerika'dan böyle dalga dalga ABD'den sağ olsun vatandaş para kazanmak için bir hastalık yayıyor. Yani furya. Milyar dolarlar kazanıyorlar. ABD'nin hükümet sözcüsü bu milyar dolarlık dolandırıcı diyor ama üstüne gidemiyor. Bunu bitki bilimciler, şimdi bitkiden oldu diyorlar, işte bitkiden öldü. Bitkiden ölen ölüm olur mu? 1000 yıldır, 10.000 yıldır insanlık tarihi kadar eski bu bitkilerden insanlara zarar gelmez. İçine kimya koyuyor. Kimyasal demiyor tabii. Yani birçok ülkede, özellikle Türkiye'de şifalı bitkilerle ilgili çalışmalar yeni yeni olduğu için o bitkiden öldü falan. Öyle bazıları uzmanlar kasıtlı maksatlı konuşuyorlar. Gerçeği söylemiyorlar. Bunun içinde kimya vardı. Kimyadan öldü demiyorlar. Afrika mangosundan, altın çilekten, acı çehreden vesaire veya yeşil kahveden insanlar ölmez. İçerisine konulan diğer bunlar kimyasallar. Bunlar on binlerce yıldır bilinen, kullanılan bir şey. İçine kimya katıyor. Kim katıyor? Doktor katıyor. Hangi doktor? Falan doktor. Belli. Her şey belli. Ama kim karalanıyor? Bitki uzmanları karalanıyor. Bitki uzmanları şöyle şöyle yaptı. Ne ilgisi var? Doğruyu söylemiyorlar. İşlerine gelmiyor.